Ve yeni rotamız Bozcaada arkadaşlar. Ben de Bozcaada ilk defa gideceğim için çok heyecanlıyım. Çünkü çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Öncelikle Bozcaada'ya gitmeden önce size oraya nasıl gideceğinizi anlatmak istiyorum. Şimdi şu an Geyikli beldesindeyiz. Burası Çanakkale'ye bağlı olan bir ilçe. Atademir'in filminden hatırlarsanız. Dönüşte belki burayla ilgili birkaç video da koyabilirim. Burada hemen ilçe merkezine varmadan önce Bozcaada diye bir tabela sizi bu iskeleye getirecek. Burada dilerseniz kendi aracınızla geliyorsanız zaten araç başı ve içinde bulunan insan başına para ödeyerek sıraya giriyorsunuz. Bakın arkamda şu anda araç sırası var. Sıraya giriyorsunuz. Her saat başında bu feribotlar kalkıyor. Ona göre isterseniz eğer vaktiniz varsa daha feribota hemen kafede de dinlenebilirsiniz. Ya da dışarıda çıkıp biraz gezebilirsiniz. Ama bu civarda sadece bir plaj var arkamda. Çok da bir şey yok. Onun dışında yine burada bekleyen otobüsler de var. Hani aracınız yoksa otobüsleri de binip geçebilirsiniz. Artık bundan sonra size 2 gün boyunca Bozcaada'yı her yerini gezmeye çalışacağım. Her mekanını anlatmaya çalışacağım. Instagram adresinde tamam bu videoyu sonradan izliyorsunuz ama ben bütün mekanları tek tek zaten öncesinde detaylı olarak tanıtıyorum. Çoğunu hikayelere sabitliyorum. Ve şu anda ve Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. O zaman gezimize başlayalım. Şimdi Bozcaada'da biraz park ücretleri pahalı olduğu için arkadaşlar arabanızla geliyorsanız size tavsiyem hemen iskeleden çıktıktan sonra sağa dönün, Ege Otel yazın navigasyona. Ondan sonra da oradan kaptırıp Ege Otel'in yanından ince bir sokaktan sonra şu gördüğünüz kamp park alanına geleceksiniz. Burası tamamen ücretsiz ama erken saatlerde gelmenize fayda var çünkü çok büyük bir alan değil, yukarısı da var. Hani arabanızı burada rahatlıkla koyabilirsiniz, herhangi bir sıkıntı olamaz. Şimdi Bozcaada'daki turumuza başladık arkadaşlar. Bozcaada bildiğiniz gibi küçük bir yer. Böyle güzel bir küçük meydanı var. Arkamda gördüğünüz ağaç Çınaraltı diye geçen yer. Buranın çevresinde bütün peynirciler, şarapçılar, onun dışında Bozcaada'ya özgü bütün eşyaları bulabileceğiniz bir yerdeyiz şu anda. Hemen zaten arkamda gördüğünüz caddeden de yine mekanlar sıralanıyor. Her ara sokakta restoranlar, barlar, meyhaneler, her şey var. Bunun dışında işte bu bölgeden alacağınız şaraplarınızı ve peynirlerinizi gün batımına polenta tepelerine oraya girebilirsiniz. Buradan alıp da gitmek daha faydalı. Hatta sandalye kiralayan yerler bile var. Ve şimdi gün batımı zamanı diyoruz arkadaşlar. Bozcaada biliyorsunuz ki ülkemizde gün batımını izleyecek en güzel yerlerden bir tanesi. Zaten ben de bu soruyu sorduğum zaman Instagram adresinde sürekli bana burayı önerirlerdi. Şimdi de dediğim gibi Bozcaada'da gün batımını izlemek için Polenta Feneri'nin civarına geldik. Burada birkaç tane lokasyon var. Bir tanesi de burası. Zaten görüyorsunuz şu anda arkamda yüzlerce kişi sandalyelerini almışlar ya da kiralamışlar. Peynirlerini, şaraplarını, pizzalarını ya da artık ne içip ne yemek istiyorlarsa alıp gelmişler ve burada artık keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Herhangi bir ücret yok. İstediğiniz gibi buraya gelebilirsiniz. Sadece ana yolu takip etmeniz gerekiyor. Bozcaada merkezden buraya yaklaşık 8 kilometre falan. Yani 20 dakikada falan buraya ulaşıyorsunuz. Biraz yol bozuk. Onun dışında sadece oturup artık günün yorgunluğunu atıyorsunuz ve keyfini çıkartıyorsunuz. Yan tarafımızda da bakın arkada da diğer rüzgar gülleri de var. Drone severler için ben az önce kaldırdım. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Herhangi bir yasak da yok. Herhangi bir engelleme de olmadı. Çok da güzel görüntüler çektim. Zaten şu anda da gördünüz birçoğunu. Yani anlatacaklarım bu kadar. Artık keyif zamanı. Yarından itibaren de artık Bozcaada'nın koylarını ve sokaklarını size anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Bozcaada'daki koy ve sahil rotamıza başladık arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bozcaada'yı yaklaşık 47 kilometre tamamlıyorsunuz. Yani Bozcaada merkezden şöyle bir yuvarlak yaparsanız 47 kilometre toplamda aşağı yukarı hiç durmazsanız 1 saat bile sürmeyecek bir yolla bütün adayı gezebiliyorsunuz. Ama yol üzerinde 10'a yakın ki ben hepsini size göstereceğim. 10'a yakın görülmesi gereken plaj ve koy var. Ha bu koyların bazıları gerçekten çok sıradan. Mesela burada şu anda Poyraz Limanlı koyundayız arkadaşlar. Hiçbir özelliği yok. Bakın görüyorsunuz bomboş bir koy. Tesisi yok, hiçbir şey yok ama bunların hepsini tek tek göstermek adına hani geldim buraya da drone görüntüleri daha iyiydi. Maalesef burada da müsilaj başlamış. Bakın görüyorsunuz çok küçük bir alan ama hani belki saatlik bir şey de olabilir. Çünkü şu anda deniz çok durgun. Burası hemen Bozcaada'dan çıktıktan sonra Ayazma'ya doğru giderken 1.1 kilometre sonra yol sapağından geliyorsunuz. Çok yakın. Kimsecikler yok. Hani böyle sakin bir zamanda geleyim bana özgü bir sahil olmasını istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Şimdi bir sonraki koyumuza geçiyoruz.
sonraki sahilimiz arkadaşlar Tekirbahçe Koyu plajı diyebiliriz. Burası hemen az önce gösterdiğim Poyraz Limanı sahilinden yaklaşık 500-600 metre ileride. Ama gördüğünüz gibi burası da böyle bomboş bir yer aslında. Sadece özel birkaç tane otelin kendine ait plajları var. Tesis zaten yok. Arabanızla otelin yanındaki küçük yoldan girerek buraya ulaşabilirsiniz. Çünkü navigasyon biraz sıkıntılı gösteriyor burayı. Maalesef burada da biraz bu müsilajın izlerini görmeye başladık. Bu plajda da var. Ama çok fazla değil. Mesela şu anda olduğum yer temiz ama arka taraflara bayağı yoğun bir şekilde var. Şu anda insanlar ileride zaten suya giriyorlar. Bir sıkıntı yok. Burada da herhangi bir tesis, yeme içme mekanı falan yok. Yani en azından bu tarafta yok ama karşı tarafa geçemedim. Ki bakınca oralarda çok görünmüyor. Şimdi bundan sonra diğer rotalarımıza devam edeceğiz. Sıradaki plajımız neresi bir hocam? Evet, şu anda da Tuzburnu plajına geldik arkadaşlar. Burası da az önce gittiğimiz diğer iki plaja yine çok yakın. Tekirbahçe'den yaklaşık bir yine 1,5 kilometre sonra bu plaja iniyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, navigasyonun götürdüğü yoldan buraya inmek biraz zor. Yukarıda böyle bariyerleri geçtikten sonra sola dönüş yaparsanız direkt asıl en güzel kısmına gelebilirsiniz. Burada herhangi müsilaj yok. Sonunda müsilaj olmayan bir yer bulduk arkadaşlar. Bakın tertemiz berrak su işte. Aslında işte Bozcay'da anlattıkları suyun bir örneği burada. Buradan sonra da sonra Ayazma'ya doğru yine devam edebilirsiniz. Denize girmek için en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim buraya. Arkada da tamam babacığım. Arkada da Tuzburnu feneri de var. Onu da görebilirsiniz ama küçük bir fener. Şimdi söyle neresi ne istiyorsun? Hadi gidelim. Gidelim mi? Tamam. Ve dördüncü koyumuz buranın en ünlü mekanlarından bir tanesi olan akvaryum koyu arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz bu minik koy buranın en renkli, su altı en canlı mekanlarından bir tanesi. İnanılmaz berrak bir suyu var. Bakın görüyorsunuz zaten. Çok son derece berrak ve güzel. Buranın bir güzel yanı şu. Yine yolu zaten kötü. Ve bir önceki anlattığım yerden yine böyle yaklaşık 2,5-2,7 kilometre uzaklıktaydı. Hemen arkamda bir deniz market kurmuşlar. İçecek ve yiyecekle ilgili bir sorunuz varsa buradan alışverişinizi yaparsınız. Artık ondan sonra dinlenebilirsiniz. Hatta şemsiye de kiralıyorlarmış. Gördüğünüz gibi mavi ve turkuazın bütün tonları bu koyda sizi bekliyor. Ayazma'dan önceki en iyi plaj da burası. Evet, bir sonraki durağımız Beylikkoyu arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz hafif kumlu koy, Beylikkoyu. Bu da Ayazma'ya varmadan önce uğramanız gereken son sahil ya da koy diyebiliriz. Akvaryum koyu ile Ayazma plajı arasında bulunuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Yine bakir bir koy. Herhangi bir tesis yok. Ama aracınızla durup fotoğraflarınızı da çekip devam edebilirsiniz. Ben de çok böyle renkli olmadığı için zaten drone da kaldırmayı tercih etmedim. Ama dediğim gibi yol üzerinde durup da görebileceğiniz bir yer. Sıradaki mekanımız Ayazma arkadaşlar. Burası 6. noktamız. Yani Bozcaada'da görüp görebileceğiniz en uzun ve en kalabalık mekan burası plajlar açısından. Zaten kumu da gördüğünüz gibi diğerlerine nazaran daha kumluk bir plaj burası. Ve tesisleşme anlamında tek yer diyebiliriz. Yani merkezin dışındaki plaj ve koylardan bahsediyorum. Burada 5-6 tane restoran var. Hatta birkaç tane ünlü mekan da var. Şezlongları ve şemsiyeleri kiralayabiliyorsunuz. Onun dışında duş, işte soyunma kabinleri, tuvalet gibi imkanlar da var. Yani diğer mekanlara göre çok daha farklı. Hatta tek diyorlar. Hatta ben de gördüğüm kadarıyla şu ana kadar tekti. Denizi berrak. Biraz turkuaz rengi hakim şu anda gördüğüm kadarıyla. Saat itibariyle belki biraz daha böyle renkler soluklaşmış olabilir ama sabah saatlerine gelirseniz o berraklığı göreceksinizdir. Şu anda çok kalabalık değil çünkü zaten daha 1 Temmuz itibariyle burası oldukça kalabalık oluyormuş. Otoparklar genellikle ücretsiz ama arka taraflara bırakırsanız aracınızı herhangi bir ücret ödemenize de gerek kalmaz. Şimdi artık iyice bir dinlenme zamanı. Sonrasında birkaç yer daha var. Onları anlatmaya devam edeceğim.
Ve size anlatacağım son plaj ve koy Habbeli arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz bu kocaman taşlı plaj Habbeli'ye ait. Tabii kumsal kısmı da arka taraflarda var. Yani bunun da öyle herhangi bir özelliği yok ama sakin plajlardan bir tanesi. Denizin rengi gerçekten çok berrak. Çünkü büyük kocaman taşlar olduğu için denizin suyu kendini daha çok belli ediyor. Onun dışında zaten hani kuzeye doğru Polente Fener'e doğru gideceğiniz istikamette göreceğiniz son denize girebilir plaj burası. Bir de çayır var. O da diğer tarafında, adanın diğer tarafında ama orası çok da yani iyi de olmadığı için oraya artık gitmeyeceğim. Gün batımını kaçırmak istemiyorum. Bu sefer gün batımını size Bozcaada Kalesi'nin yanındaki tepeden anlatacağım. Değirmenlerin oradan anlatacağım. O yüzden şimdi oraya gideceğim. Bütün plajlar da bu şekilde. Çoğu hepsine giriş ücretsiz arkadaşlar. Sadece şezlonga, otoparka, işte o da Ayazma'da ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu kadar ve bütün plajları gezmek isteseniz bakın ben yaklaşık 4-5 saatte hepsine biraz suya girerek, biraz gezerek, hatta yemek yiyerek bitirdim. Şimdi artık şehir merkezine geri dönüyoruz. Bozcaada'da konaklama deneyimi için adanın tam merkezinde bulunan Karant Otel'e geldik arkadaşlar. Otelimiz biraz böyle Fransız konseptiyle yapılmış bir yer. Hatta Fransızca'da 40 numara anlamına gelen ve evin bulunduğu yeri işaretleyen 40 numara olmasından dolayı Karant ismini vermişler. Gerçekten biz çok beğendik. Özellikle oteli işleten Özlem Hanım çok misafirperver ve çok tatlı bir insandı. Kendi elleriyle hazırladığı, tamamen kendi ürünlerinden oluşan kahvaltısı da gerçekten muazzamdı. Çok beğendik. Burayı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve Bozcaada sokakları diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en ünlü sokaklarındayız şu anda. Son zamanlarda gördüğüm en güzel sokaklar gerçekten. Hani renkli zaten, ona laf yok ama evlerin o beyaz dokusu da çok yakışmış bu şehre. Daha doğrusu bu adaya. Şu anda arkamızda işte Saat Kulesi. Meryem Ana Kilisesi'nin Saat Kulesi hemen arkamızda. Şu anda kilise kapalı olduğu için orayı anlatmadım ama zaten Bozcaada denince akla gelen ilk ve tek kilise diyebilirim. En ünlüsü ve en yüksek Saat Kulesi'ne de sahip. Daha sonra Çan Kulesi'ne de sahip. Bu önündeki yol da buradaki bence en renkli yoldu şu ana kadar gördüğüm. Biz de artık rotalarımıza devam ediyoruz. Gün batımını yakalamaya çalışacağız. Ve son durağımız Bozcaada'yı gözlemleyebileceğiniz en güzel yer olan Yel Değirmenleri'nin bulunduğu tepe arkadaşlar. Burası zaten kalenin yanından baktığınız zaman göreceğiniz en büyük yükselti. Burayı şöyle anlatayım. Gün batımı için herkes Polente'ye gider, doğrudur. Eğer iki gününüz varsa bir gün mutlaka oraya gitmenizi tavsiye ederim ama şehrin bir de gün batımından sonraki o görünüşünü, denizle bütünleşmesini de görmek istiyorsanız buraya çıkmanızı tavsiye ederim. Arkamda bulunan Bozcaada Kalesi de kim tarafından yapıldığı bilinmiyor ama Fatih Sultan Mehmet döneminde çok iyi bir şekilde onarılmış. İkinci Mahmut döneminde de adeta baştan yaratılmış. O yüzden şehrin en önemli tarihi mekanı diyebilirim. Gördüğünüz gibi arkamda şu anda bütün Bozcaada'nın merkezi bulunuyor. Yani buradan baktığınız zaman zaten sadece bir Bozcaada'daki yani Meryem Ana Kilisesi'nin Çan Kulesi'ni görebiliyorsunuz. Bir de kaleyi görebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir de arkamda bulunan Yel Değirmenleri. Şu anda bu tepe üzerinde 3 tane var. Yani o diğer Ege'nin kıyılarında bulunanlar kadar çok fazla değil. Gökçeada'da daha çok var diye biliyorum. Ama Bozcaada'da şu anda 3 tane değirmen var arkadaşlar. Ve buradan veda etmek istiyorum size. Çünkü bence en anlamlı nokta burası. Videolarımın devamı gelecek. Instagram adresim olan reshondway'den sürekli paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Öne çıkanlara da bütün hikayeleri sabitledim. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Müzik